Şu an hala hazırda devam ediyor. Devam ediyor. Ya görünen o ki Putin bütün bir Rusya'yı alacak. Neyi alacak? Ukrayna. Bütün bir Ukrayna'yı pardon. Ukrayna, ha. Ukrayna yani Putin'in Rusya'sı eski Rusya'yı değil mi? Eski tabii Sovyetleri ki. Belki. Yani Kiev Knezli olarak tanımladığımız tarihte pek çok kereler Polonya'nın da etki sahasında olan o bölgeyi şey yapacak. Ama tabii üzerinde uluslararası bir baskı var. Evet. Çok büyük bir baskı var. Bu süreç içerisinde Rusya'nın çözülmesine ve çökmesine de neden olabilecek olan bir şey bu. Çünkü bütün bir dünya şu an Rusya'yı tamamen ekonomik anlamda, siyasi anlamda, diplomatik anlamda ablukaya almış durumda. Rusya'nın uzun vadede, orta vadede ve uzun vadede buna direnmesi mümkün değil. Hiçbir devlet buna direnemez. Ha bu tabii ki beraberinde Avrupa'yı, Amerika'nın başka çelişkilerini de gündemimize taşır mı? Taşır. Yani şu an Avrupa tek blok olarak görünse bile, Amerika tek blok olarak görünse bile, yarın Amerika'da şartlar değişebilir seçimle birlikte. Avrupa farklı kendi çıkarları doğrultusunda siyasalar belirleyebilir. İşte Fransa Macron değişir mi değişmez mi? Ama yani Sovyetler Birliği, Putin Rusyası çok ciddi bir risk aldı. Öngörülmemiş bir risk mi? Putin mutlaka bir şey öngörerek girmiştir ama eğer bu böyle devam ederse çok rahatlıkla şunu söyleyeyim. Kiev'e girerler ve bütün Ukrayna topraklarını işgal ederler. Bedeli ne olursa olsun bu saatten sonra kendi şartlarını Ukrayna hükümetine kabul ettirmeden çekilecek olan bir Rusya hem tarihsel iddialarından hem de tarihsel gücünden vazgeçmiş bir Rusya'dır. Bu Putin'in de aynı zamanda alaşağı edilmesi anlamına gelir. Yani bu saatten sonra bu hiçbir şey almadan masadan çekilmek, Ukrayna topraklarından çekilmek benim Putin tarafından kabul edilemez olarak gördüğüm bir seçenek. O yüzden bu üç seçenek aslında şu makuliyeti içeriyor. Çok yani içtenlikle söylüyorum. Minsk antlaşmaları çerçevesinde iki özerk cumhuriyetin varlığının tanınması, bunun artık antlaşmaların anayasal güvenceye kavuşturulması, bunu zaten Türkiye olarak biz de istiyoruz. Yani sorunun çözümü için Minsk antlaşmalarına göndermede bulunarak Kırım'ın ilk hakkını biz tarihsel olarak da kabul etmediğimiz reddettik. Gibi bugün de kabul ediyoruz. Yani Kırım Hanlığı'nın merkezidir. Hatta Ukrayna Rusluğunu belirleyen, şekillendiren çok önemli merkezlerden biridir tarihteki Kırım Hanlığı, Hazara Türkleri. Yani Ukrayna sadece Ukraynalılardan ibaret değildir. Yani Ukrayna kimliğinin, Rus kimliğinin oluşmasında Türk Hazara Devleti'nin, Avarların, işte Peçeneklerin ama müstakilen Kırım Hanlığı'nın ve şeyin çok belirleyici rolü var. Yani Rus kimliği dediğimiz kimlik çok belirgin bir biçimde üç ülkenin iç dinamikleriyle de beslenen bir kimliktir. Yani üç ülke dediğiniz Ukrayna, Türk Rusya, var Türkiye. Mesela Türkler var. Yani Hazara Türkleri ağırlıklı bir biçimde mesela Kiev'i Hazara Türklerinin kurduğu söylenir ki bence doğrudur. Uzun yıllar kıyı ev ve katılıyor yani musunuz? Zaten Kırım yani 1681'e kadar zaten yanlış hatırlamıyorsam Bahçesaray Antlaşması'yla birlikte yani Kiev'in batısı tekrar şeye bırakılmış, Rusya'ya bırakılmış. Doğu tarafı gene Kırım Hanlığı ile birlikte Osmanlı hakimiyetinde olan bir yer. Dolayısıyla o kimliğin şekillenmesinde Türk varlığının şeyi çok belirgin. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tarihsel olarak geriye dönmek mümkün değil. Tabii ki yani Kırım geçmişte bizimdi. İşte Şam bizimdi, Musul, Kerkük bizimdi diyerek biz artık ulus devlet gerçekliğin ötesine taşıyan şeylerde bulunamayız. Kırım ilhak edildi. Putin'in de dediği gibi yani biz bir aradayken size burayı biz verdik. Bizim elimizdeki bir yerdi. Size verdik, Kruşçev verdi. Bir rivayete göre de sonraki dönemlerde Yeltsin'in verdiği söyleniyor ama bana göre Kruşçev döneminde Ukrayna'yı da kendi tarihsel ana yurtları olarak gördüğü için bir de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çok önemli bir parçası olarak aynı zamanda da işte çok önemli bir şey hem askeri güç olarak da hem de sanayi gücü olarak da tuttukları bir yer. Ben sana verdim şimdi alıyorum diyor.
Şimdi olaya böyle baktığın zaman... olabilir mi? Hayır. Devletler hukukunda olabilir mi? Olamaz. Tabii ki olamaz. Yani ulus devletler şekillendikten sonra siz tarihsel iddialar üzerinden hak talebinde bulunamazsınız yani. O dönem bitmiştir. Yani Donbas bölgesi dediğimiz bölge 1917'de Lenin tarafından Ukrayna'ya bahşedilmiş topraklardır. Şimdi diyor ki ben burada özel cumhuriyetler oluştu, sen de bunu tanı. Minsk 1. 2. Minsk antlaşmaları çerçevesinde bu sorunu çözelim. Ben tanıyorum, sen de tanı. Bunun anayasal güvenceleri olsun, anayasal altlı olsun. Bir de tarafsız bir ülke olarak kal. Yani yanı başımda aynı ulustanız, aynı ırktanız, aynı milletteniz. NATO'nun buraya girmesini sağlayacak adımları atmaktan vazgeç. Bu benim için güvenlik sorunudur. Ben buna asla izin vermem. Sen anayasal olarak tarafsız kalacağını, yani iki açıdan tarafsız kalacağını, bir NATO'ya girmeyeceğine dair taahhütte bulunan bir tarafsızlık anlayışı, bir yanda da benim için tehdit oluşturabilecek silahları barındırmamak anlamında, elinde tutmamak anlamında tarafsız kaldığını anayasal olarak ilan et diyor. Şimdi bunu ne kadarı kabul edilebilir, ne kadarı kabul edilemez bilmiyorum. Yani Zelenski bunu kabul ederse zaten bütün varlık nedenini yitirir. Ama Zelenski aynı zamanda şöyle bir açmazın içerisinde, Amerika'ya, Avrupa'ya, NATO'ya çok fazla güvenerek ülkesini hale getirdiğini artık görmeye başladı. İşte bundan sonra ölecek her Ukraynalı'nın sorumlusu NATO'dur demesi, yani Amerika'ya bu şekilde göndermede bulunması, Amerika'da şimdiden çıkan yayın organlarında işte Kiev düşerse biz sürgünde bir hükümet, B planı hazır falan böyle. Zelenski soğuk bir gerçekliği gördü ama geri adım atması aldığında, Peskov'un ilan ettiği her üç şartı kabul etmesi halinde de bütün bir liderliğinin de artık biteceğini biliyor. Ama öteki türlü de ben Putin'in geri adım atacağı kanaatinde değilim. Amerika da hiçbir şey yapamaz, NATO da hiçbir şey yapamaz. Bir süre sonra böyle ekonomik kıskaç, diplomatik siyasi gevşer kıskaç mi politikası devam eder. Rusya herhalde buna direnebilecek kadar kendisine göre bir strateji tayin etmiştir. Ama eğer bu sorunu bir şekilde çözmezse, bu hangi aşamada çözülür bunu kestirmek mümkün değil. Putin gibi bir insanın yönettiği bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bunu kestirmek mümkün değil. Ama ben orta ve uzun vadede Rusya'nın da kendi çöküşünü, çözülüşünü derinleştireceği kanaatindeyim. Peki. Sinano, tarihsel perspektifinden de bakarsınız, bakarız birazdan ama. Şimdi bence siz daha güncele. Hayır, güncele geleceğiz ama şunu sormak istiyorum. Rusya Kiev Knezliğine kadar gitmeye gerek yok. Peki. Rusya bu hamlesinden sonra acaba bu büyük kuşatmayı kırabilecek durumda mı? Ve bir Avrasya Birliği, Avrasya ortak bir imzası atıldı Çin'le beraber 4 Şubat'ta. Bunun bilmiyorum inceleme fırsatınız oldu mu? Bunun yani Çin'in... bu 3 şart, bir özel bilgi bir paylaşayım. Putin'in Sayın Cumhurbaşkanımıza da telefonda söylediği, dışişleri, her iki ülkenin dışişleri bakanları toplantısında da masaya yatırılıp müzakere edilecek şartlar. 3 aşağı 5 yukarı Putin'in de telefonda Sayın Cumhurbaşkanımıza söylediği şartlar bunlar. Evet. Bu çerçevede Çin'i, Türkiye'nin rolüne birazdan geleceğiz ayrıntılı ama şu anda bu ablukayı kırabilecek kararlılıkta mı, güçte mi?